Arkadaşlar merhaba. Bu videoda direnç nedir? Nasıl kullanır ve ne amaçlı kullanır? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Bahsettikten sonra konuyu pekiştirmek için de protez program üzerinden direncin nasıl kullandığını simülasyonla göstermeye çalışacağız. Direnç elektrik akımının geçişine zorluk gösterip devredeki akımı azaltmak için kullanılır. Direncin birimi ohm'dur. Denklemlerde ise büyüklü harfiyle gösterilir. Direnç elektrik devresinde karşımıza iki şekilde çıkacaktır. Ya bu şekilde zigzag şeklinde görürüz veya da dikdörtgen şeklinde görürüz. Bizim kullandığımız simülasyon programı da dikdörtgen şeklinde almış. Aralarında herhangi bir fark yoktur. Siz istediğiniz şekilde hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde sembolize edebilirsiniz. Peki direnci neden kullanıyoruz? Direnci kullanmaktaki asıl sebep devredeki elemanları yüksek akımdan korumaktır. Örnek verecek olursak birlet için gereken akım düzeyi 20 mA ile 30 mA arası olmalıdır. Fazla akım verirsek led zarar görüp ömrü kısalır veya patlar. Az akım verirsek de ledimiz yanmaz. Hemen bu örneği simülasyon programı üzerine göstermeden önce şuradaki miliamper muhabbetine bir değinmek istiyorum. Amperin akımın alt ve üst katları mevcuttur. Biz led ile işlem yaparken miliamper kullanıyoruz. Bunun sebebi 1 amper 1000 miliampere denk geliyor ve bizim ledimiz 20 ile 30 miliamper düzeyinde çalıştığı için eğer 1 amper üzerinde işlem yaparsanız LED'e çok fazla akım gittiğinden LED'iniz zarar görecektir. Bunlar akımın alt ve üst katlarıdır. Başka bir örnek verecek olursak da eğer bir motor üzerinde işlem yapsaydık büyük ihtimal kül amper kullanacaktık motorumuzun büyüklüğüne göre. Yani sizin kendi devrenizdeki devre elemanına göre amper düzeyini siz kendiniz belirleyeceksiniz. Amper düzeyleri hakkında kısaca bahsettiğimize göre simülasyonumuza geçebiliriz. Devreyi inceleyecek olursak 10 voltluk bir güç kaynağımız mevcut. Bir adet kırmızı ledimiz mevcut. Ledimize giren akım düzeyini ölçmesi için de bir adet de ampermetremiz mevcut. Ampermetremizi miliamper düzeyine ayarladık. Şu an direnç bağlamadık. Direnç olmadan bir şekilde devreyi çalıştıracağız. Ondan sonra direnç bağlayarak çalıştıracağız. Aradaki farkı beraber görelim. Direnç olmadan çalıştırdığımızda ledimiz yandı fakat ampermetremiz max uyarısı verdi. Bunun sebebi ledimize çok fazla akım girmesi. Eğer gerçek hayatta bu devreyi kurup çalıştırırsanız büyük ihtimal lediniz patlayacaktır. Devreye şimdi bir de direncimizi bağlayalım. 330 ohmluk bir direnç bağladık. Neden 330 ohmluk bir direnç bağladığımızı birazdan göstereceğim. Devreye direncimizi bağladığımıza göre bu şekilde bir kere daha çalıştıralım. Evet, ledimiz yandı. Ampermetremiz 23,4 değerini verdi. Bize lazım olan da 20 amper ile 30 miliamper arası bir düzeydi. Bu şekilde devreyi kullanırsanız uzun süre boyunca lediniz patlamadan, zarar görmeden yanacaktır. Neden 330 ohmluk bir direnç kullandığımızı deneyecek olursak, bunun sebebi ohm kanunudur. Ohm kanunu nedir? Devredeki voltaj değeri eşittir akım çarpı direnci. Yani devremizdeki voltaj güç kaynağı eşittir devreden geçen akıma çarpı devrenin sahip olduğu direnci. Hemen bir soruyla bu konuyu da pekiştirelim. Devrede kullandığımız ledimize 30 miliamperlik akım istiyoruz. Voltaj değerimiz yani güç kaynağımız 10 volttur. Bunlar bilindiğine göre devreye kaç ohmluk bir direnç bağlamalıyız? 30 miliamper 0,03 amper. Bunu daha önce bahsetmiştik. Formülümüz burada mevcut. V eşittir I çarpı R. Ve devredeki güç kaynağımız yani 10 volt. Akım düzeyi ledimize istenen akım yani 30 miliamper bu da 0,03 amper eşit oluyor. Çarpı direnç. Direnci bilmediğimiz için R olarak gösteriyoruz. Buradan bir işlem yaptığımızda direncimiz 333 ohm çıkıyor. 333 ohmluk bir direnç olmadığından ona en yakın değere sahip olan 330 ohmluk direnci bağlıyoruz. O da işimizi görüyor. Herhangi bir devrede sıkıntı olmuyor. Gelelim direnç renk kodlarına. Dirençlerin üzerinde renkler mevcut. Bu renkler ne anlama geliyor? Onları da bahsedelim. Veyahut da bir direncin biz nasıl 330 ohm olduğunu anlayacağız. Nasıl belli ediyor? Bu devrenin üzerindeki direnç renk kodlarını okuyarak yapacağız bunları. Şöyle bir grafiğimiz var. Hemen gözünüz korkmasın. Buradaki her bir renk bir sayıyı temsil ediyor. Örnek verecek olsak siyah 0'ı, kahverengi 1'i, kırmızı 2'yi, turuncu 3, sarı 4, yeşil 5, mavi 6, mor 7, gri 8, beyaz 9'u, altın rengi artı eksi %5 tolerans değerini, gümüş rengi artı eksi %10 tolerans değerini. Bu grafik, bu tablo zamanı zihninizde oturacaktır. Veyahut da bunu
değişik şekilde kodlayan arkadaşlarımız var. Sokakta yaşayamam gibi veyahut da kutu sayamam tarzında. Değişik kodlamalar da mevcut. Bu tablo kafanıza zamanla oturacaktır. Daha önceki tablomuzdaki renkler buraya da yazdık. Bunlara baka baka bu direncimin üzerindeki sayıyı okumaya çalışacağız. En baştan başlayacak olursak burada bir turuncu rengimiz var. Turuncu rengimiz 3'ü temsil ediyor. 3. İkinci rengimiz yine turuncu. O da 3'ü temsil ediyor. 33. Bu iki sayıyı yan yana yazıyoruz. Üçüncü rengimizin arasını bir çarpı işareti atıyoruz. Ve bu sayı 10 üzeri olarak yazıyoruz. Mesela burada kahverengi kullanılmış. Kahverengi 1'e denk geldiği için 10 üzeri 1. Eğer kırmızı kullanılsaydı bu 10 üzeri 2 olacaktı. Veyahut da işte mavi kullanılsaydı 10 üzeri 6 olacaktı. Bunu hesapladıktan sonra 33 çarpı 10 üzeri 1'den 330 ohmluk bir direncimiz var. Peki bu sondaki renk ne işe yarıyor? Bu tolerans değeridir. Yani dirençler kusursuz değildir. Aşağı yukarı dediğimiz hani 3 aşağı 5 yukarı dediğimiz sayılar budur. Burada %5'in anlamı ampermetreyi devreye bağladığımızda bize tam 330 ohm vermeyebilir. Biraz sayılar farklılık gösterir. Bunun sebebi direnç yapımında kullanılan malzemenin kalitesi. Eğer ne kadar kaliteli ise buradaki tolerans değeri o kadar düşük olacaktır. Bu direncimizin tolerans değeri %5. Yani %5 hata payı vardır. Yani 100 ohmluk bir dirençte %5'lik bir tolerans değeri olsaydı ampermetreyi bağladığımızda okuduğumuz değer 95 ohmla 105 ohm arası olacaktı. Bunu ifade ediyor. Dirençlerin kodlarımızda öğrendiğimize göre direnç konusu bu kadar. Eğer video size faydalı olduysa, eğer size faydalı olduysa kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.